Dünden söz verdiklerimizden biri Bağfaş. Sefa Bey'e söz vermiştik. Bağfaş, Bağfaş. Bağfaş şuraya takıldı kaldı. Aralık zirvesi. Geçen gözüme çarptı gibi oldu ama bir bakalım kim var, kim yok. Evet, Bağfaş. Buradan da bir resim çıkmaz. Evet, buraya grafik vermedi. Şimdi şu son dönem Citibank takasında azalma olmuş ama tekrar bir ortalamanın üstüne atmış. Hafif de olsa Deutsche Bank takası artmaya başlamış. İş yatırım var. Info yapı kredi şeklinde gidiyor. Yani burada yapılması gereken bence Bağfaş'ta yani şu aylık frekansa alırsak şunu da temizlersek şöyle. Şu bant diyebiliriz. Grafikten niye böyle geliyor anlamadım. Evet. Şu bant. Şurası. Yani şuraya geçmeden, şunun üstünde kalmadan bence şey şuradan evet çekelim. Bir de şurası var. Yani şu bölge arasında sıkışmış. Yani Aralık 17 Aralık şu zirve 20-20 seviyesiyle yukarıda 17 Ağustos'ta gördü 21-30 şu bölgeden uzaklaşması lazım. Bağfaş'ın ki hareket başlasın. Ha, destek olarak baktığımızda 10 günlük ortalamasına yakın 19-65 oraya yakın bir yerde kapatmış 19-76'dan. Bu destekleri takip ederek çünkü bunları kırarsa 10 günlüğü kırarsa 20 günlüğe 20 günlüğü kırarsa 50 günlüğe doğru gevşer kademeli bir şekilde. Yani bunları kırmazsa belki tekrar bir 21-30 denemesi yapabilir. Onu geçtikten sonra esas şey yapmak lazım, bakmak lazım. Bir de bence dolar bazlı bakmak gerekiyor. Bağfaş'a şöyle baktığımızda yani şu bant daha net ortaya çıkıyor. Yani şurası zaten şurada bir boşluğu varmış. Şu bölge yani şey biraz hani böyle soran izleyicimiz daha orta uzun vadeli hani düşünüyorsa Bağfaş'ı dolar bazlı şu 1 dolar 20 sent 21 sent bölgesini geçtikten sonra Bağfaş'ı şey yapmak izlemeye almak bence daha mantıklı. Zaten hani sıkışma da net yani şurada bakıldığında bayağı bir şöyle şu bölgede bir sıkışma var. Ha ne yöne kırılacak aşağı mı yukarı mı? Onunla tabii o zaman yakından takip etmek gerekiyor dolar bazında. Peki. Şurada kırdığında yukarı doğru kırmış. Ama burada tabii nasıl olur bilmiyorum. Peki.